Merhaba beyin dostu. Hazır ol çünkü bu sefer beyin köprüleri konuşuyor. Evet, içimizdeki minik ama devasa işlevlere sahip bu köprücükler hakkında biraz muhabbet edeceğiz. Şu ana kadar belki farkında olmadığın ama tüm hayatını etkileyen bu kıvrımlı yolları keşfetmeye hazır mısın? En başta ses çıkarmayı, emeklemeyi, konuşmayı, sorular sormayı derken yeni keşifler yapmaya kadar uzanan, ucu bucağı olmayan bir olgudur öğrenme. İşin aslı şu, beynimiz bebeklikten itibaren bu minik köprüleri her yeni öğrenme işlemiyle biraz daha artırıyor. Nereye kadar gidiyor bu öğrenme serüveni dersen, işte bu bir ömür sürüyor. Beynimiz, gözlemlerimiz, deneyimlerimizle, hayatla olan etkileşimimizle yeni bilgileri işliyor. İşte burada devreye sinir hücreleri, yani nöronlar giriyor. Bu küçük kahramanlar birbirleriyle bağlantı kurarak sinaptik bağlantı adını verdiğimiz şahane yolları oluşturuyorlar. Bu süreçte bilgiyi algılıyor, kaydediyor, organize ediyor ve hatırlıyoruz. Yani öğrendiğimiz her bilgi sanki beynimizde minik bir köprü inşa etmek gibi. Peki bu sinaptik bağlantılar ne işe yarıyor derseniz, işte burada gücün anahtarı saklı. Veri aktarımı dediğimiz şey, bir hücreden başka bir hücreye geçerken bu köprüleri kullanıyor. İki nöronun birbirine bağlandığı noktaya sinaps, bu bağlantı yollarına da sinaptik bağlantı yolları diyoruz. Ne kadar çok bağlantı varsa o kadar çok bilgi depolayabiliyor, yeni şeyler öğrenme ve hatta daha önce hiç bilmediğimiz bir konudan yeni bilgi üretme yeteneğimiz gelişiyor. Yapay zekanın da işleyişi benzer şekilde. Kelimeler, konular arasında bağlantı kurmasına dayanıyor. İnsan beyninin çalışma prensibi gibi ne kadar çok kelime ve konu yüklenirse kurduğu bağlantılar sayesinde o kadar etkili sonuçlar sunabiliyor. Her yeni öğrenme macerası beynimizin öğrenme kapasitesini artırmanın bir yolu. O demek oluyor ki daha çok öğrenmek, daha güçlü bir beyne sahip olmak demek. Yani yeni şeyler öğrenmek beyin kaslarını güçlendirmenin en tatlı formülü. Hadi biraz da öğrenme stillerine göz atalım. Görsel zekası gelişmiş kişiler renkli dünyalar yaratırken, işitsel zekası gelişmiş kişiler müziğin dansını yapar. Kinestetik zekası gelişmiş kişiler ise adeta bilgiye dokunarak öğrenirler. Yani herkesin kendi tarzı var ama amaç hep aynı. Bu minik köprüleri çoğaltmak ve beyni güçlendirmek. Her beyin kendi dansını yapar. Günlük hayatta öğrenme macerası için zekanı dansa davet etmeye hazır mısın? Gözlerle dans eden beyinler. Konuları renklendirin. Notlarınıza renkli kalem ve markerlar ekleyerek bilgiyi görselleştirin. Konseptleri anlamak için şemalar ve infografikler oluşturun. Kulaklarına güvenenler. Bilgiyi dinleyerek öğrenmek için podcastleri ve sesli kitapları keşfedin. Kendi sesli notlarınızı kaydederek önemli bilgileri konuşarak öğrenin. Grup çalışmalarında aktif bir konuşmacı olun. Bilgiye dokunmak isteyenler. Öğrenme sürecinizi fiziksel aktivitelerle birleştirin. Yürüyüş yaparken sesli notlar alın ve bir konuyu düşünürken el hareketleri yapın. Deneysel çalışmalar ve simülasyonlarla konseptleri pekiştirin. Şimdi gelelim eğlenceli kısma. Beyin jimnastiği için birkaç öneri. Oyuncular, sizleri böyle alalım. Artık biraz da akıl oyunları oynama zamanı. Gün içinde kendinize akıl oyunları ile hedefler koyabilirsiniz ve bu şekilde beyninizdeki bağlantılar arasındaki ileti hızını yükseltebilirsiniz. Dışarıda olmayı, hareket etmeyi sevenler. Biraz da bu zamanı egzersize ve doğru nefes teknikleriyle yoga ve meditasyona ayırıp beyninizin oksijenini bol tutabilirsiniz. Beyindeki sinir iletilerinin sağlanması için oksijen gerekir ve vücudumuza giren oksijenin %20'si bu işlem için kullanılır. Mutfağı sevenler, sağlıklı beslenirken beyninizin ihtiyaçlarını da göz ardı etmeyin. Öğrenmeyi, odaklanmayı ve hafızayı güçlendiren omega 3 açısından zengin gıdalara sofranızda daha çok yer açın. Takviye edici gıda olarak da kullanabileceğiniz gibi besinlerden de alabileceğiniz balık, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler, avokado, kırmızı mercimek, keten ve chia tohumu gibi besinleri öğünlerinizde kullanmaya özen gösterin. Halihazırda konuşmayı sevenler, iyi bir hikaye anlatıcısı olun. Özellikle anılarınızı anlatırken geçmiş ve şimdi arasındaki olay örgüleri sinaptik bağlantıları güçlendirir. Bol bol kitap okuyun. Her kitap beyninizde yönetmeli kendinizin olduğu bir film şöleninde dönsün. Algılama, empati, hafıza gibi parametrelerinizdeki değişimi net bir şekilde göreceksiniz. Yeni beceriler edinin. Özellikle ellerinizi kullanın. Beyin ve parmaklar arasında sinirsel iletinin gücünü hissedin. Aralıklı oruç tutun. Oruç tutulduğu süreçte beynimize diğer organlardan giden uyarılar daha az gittiğinden beynimizin çalışma kapasitesi yükselir. Oruç tutarken bedenimiz metabolik faaliyetlere daha az uğraştığı için algı ve öğrenme faaliyetleri daha çok artar. Hafıza ve bellek daha çok kayıt yapar. Peki yetişkinler olarak tüm bunları uyguladık.
Çocuklarda işler nasıl ilerliyor? Yapılan araştırmalar gösteriyor ki beyin gelişimi için erken çocukluk döneminin önemi çok büyük. Bebeklikten itibaren çocuklara kitap okumak, bir resim hakkında konuşmak, çok sesli müzikler dinlemek, merakla sorduğu tüm sorulara anlayabileceği şekilde cevap vermek, matematiği günlük hayata dahil ederek bu yönde becerilerini desteklemek önemli. Ayrıca müze ziyaretleriyle nesneler ve olaylar arasında bağlantı kurmalarını sağlamak, görsel, işitsel ve dokunsal güzel kavramlarla tanıştırmak ve bunlar hakkında sohbet etmek, beraber oyun oynamak, yemek yapmak, şarkılar söylemek ve daha fazlası bir çocuğun beynindeki minik köprüleri artıran ve beynini güçlendiren etkinliklere örnekler olarak verilebilir. Erken çocuklukta nöron bağlantılarının kurulmasını desteklemek temel becerilerin gelişimi açısından da önemli olduğu gibi yeteneklerin gelişimi, beceri kazanılması açısından da önemli. Şunu unutmayın, beyin gelişimi bir ömür boyu devam eder ve bu gelişim sadece bireyin değil, toplumun da gücünü belirler. Refah seviyesinin yüksek olduğu, eğitimde, sanatta, bilimde, sporda, kısaca her alanda kendini geliştirmiş ve dünyada söz sahibi bir toplum için hep birlikte beyin jimnastiği yapmaya ne dersiniz? Minik köprüleriniz bol olsun.